kampüs dinlenme tesislerinde cennetten bir köşe. Yeşilköy Et Mangal'da serpme kahvaltı keyfi sizlerle. Çeşit çeşit kahvaltılıklar, doğal ürünler ve yanıbaşınızda demlenen çaya doğanın huzuru eşlik ediyor. Kahvaltının ardından kahveler bizden, bol neşeli keyifli sohbetler sizden. Kampüs dinlenme tesisleri Yeşilköy Et Mangal. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenimizle karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı ve Şehitleri Anma Günü programı Aksaray Şehitliği'nde düzenlendi. Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı ve Şehitleri Anma Günü Aksaray Şehitliği'nde düzenlenen programla şehitler yad edildi. Anma programı Aksaray Valiliği çelengi bırakılması, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Vekili Şeyma Polat Balak, AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İYİ Parti Milletvekili Ayhan Erel, Milliyetçi Harekat Partisi Milletvekili Ramazan Kaşlı, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Jandarma Yarbay Hacı Ali Biber, gaziler ve il protokolü programa katıldı. Saygı atışının ardından kürsüye çıkan Vali Vekili Şeyma Polat Balak, Türk milletinin gururu olduğu bugün tarihin akışına yön veren önemli bir gün. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gazi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum dedi. Anma programında şiir ve Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından şehit kabirlerinde dua edilip karanfil bırakıldı. Kahraman şehitlerimiz, Türk vatanını korumak için üstün bir cesaret ve feragat örneği göstererek hayatını ortaya kon ve şehitlik onuruna erişen siz kahraman vatan evlatlarını rahmet, şükran ve minnetle bir kez daha anıyoruz. Hür ve müstakil Türkiye Cumhuriyeti Devleti siz kahramanların omuzları üzerinde yükselmekte ve bu millet sizlerin kahramanlıkları ve fedakarlıkları ile huzur ve barış içinde yaşamaktadır. Her karesi şehit kanıyla sulanmış, mukaddes vatan topraklarının savunulmasında verdiğiniz emsalsiz mücadeleyi yüce Türk milleti her zaman minnetle anacak, bıraktığınız mirasa sahip çıkacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta ebedi komutan Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle, şükranla anıyoruz. Türk milletinin gurur kaynağı, muzaffer tarihinin mümtaz sayfalarından biri olan bu anlamlı gün, milletimizin birlik ve beraberlik uğruna tüm varlığını ortaya koyduğu unutulmaz bir kahramanlık destanının yazıldığı gündür. Bu destan tarihin akışına çok önemli bir dönüm noktası olmuş, yok edilmek istenen milletimiz tarih sahnesinde yerini koruyacağını tüm dünyaya haykırmıştır. Aziz şehitlerimiz, ebedi istirahatgahınızda huzur içinde uyuyunuz. Emin olunuz ki bu emsalsiz zafer sayesinde rengini siz şehitlerimizin al kanından alan bayrağımız, bağımsızlığımızın sembolü olarak sonsuza dek yurt semalarında hür olarak dalgalanacaktır. Saygıdeğer şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz, ünvanların çoğu çalışarak elde edilebilir. Lakin şehitlik ve gazilik bedeli canla ve kanla ödenen, iman ve cesaretle kazanılan ünvanlardır. Bu ünvanlara denk başka bir ünvan mevcut değildir. O nedenle şehitlik ve gazilik her iki alemde de
sahibini onurlandıran müstesna mertebelerdir. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve şehitleri anma gününde bu toprakları bize vatan kılan Çanakkale geçilmez sözünü tüm dünya milletlerine hafızasına kazıyan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ateş! 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 Esas soruş! Geriye! Dön! Bu emaneti alan bütün şehitlerimizi Bedir'den Uhud'a, Malazgirt'e, Kurtuluş Savaşı'na, en son şehidimize kadar bu kutsalları bize emanet eden bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Cümlesinin derecelerini âli eyle. Burada gazi olan bütün gazilerimizden ahirete göçenlerin derecelerini âli eyle. Onlar vazifelerini yaptılar, sözlerini tuttular. Evet, 18 Mart bugün, yani Çanakkale Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Muharip Gaziler Derneğimiz ziyarette bulunuyoruz şu an il başkanımızla birlikte. Bugünün önemini, Türkiye'nin gündemini istişare ettik. Yani bu vatanın 1000 yıl öncesini, 1000 yıl sonrasını, hangi coğrafyada yaşadığımızı, coğrafyanın zorluğunu, 57 gün sonra yapılacak seçimlerde vatandaşımızın bizden beklentilerini, arkadaşlarımızla her konuda depremi, sel baskınını, Türkiye gündemini istişare ettik. Verimli bir görüşme oldu bugün. Unutmadığımız için kendileri de karşılıklı olarak görüş alışverişi verimli geçti. Buradan Şehit Aileler Derneği'ni ziyaret edeceğiz. Daha sonra Aksaray'da programlarımız bugün devam ediyor. Mahallü Gazi Dede Mehmet Akbulut, Türkiye Harp Mahallü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Aksaray Şube Başkanıyım. Öncelikle hoş geldiniz. Derneğimiz Çanakkale savaşlarında 1915'te Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın talimatıyla Miralay Cevdet Bey ve 11 arkadaş tarafından kurulmuştur. O dönemde Çanakkale cephesinden ve diğer cepheden gelen gazilere tahteden protez yapılıp harçlıklarının verip evlerine gönderilmesi, şehit ailelerine sahip çıkılması için kurulmuştur. Derneğimiz askeri bir dernektir. 2847 sayılı kanunla kurulmuştur. Derneğimizin amacı aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, onların aziz hatıralarını canlı tutmak, kahraman gazilerimize her alanda psikolojik, sosyolojik alanda destek vermek. Bu şekilde projelerimiz var. Gazilerimizin, şehit ailelerimizin özlük haklarını takip etmek, onları bilinçlendirmek. Bugün bizlere vatanı emanet eden, dünya tarihine altın zarflarla yazılı Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünü kutlamanın ve aziz şehitlerimizin Şehitler Günü'nü idrak etmenin büyük bir onurunu yaşıyoruz. Bilinmelidir ki bu zafer kolay elde edilmemiş, maddiyatın maneviyatı yendiği, dünya tarihi üzerinde büyük etkilere neden olmuştur. Çanakkale'de 7'den 70'e bütün vatan evlatları Çanakkale'ye bedelini ödemek üzere gitmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları özellikle Anafartalar cephesinde verdiği mücadelede ve 276 kiloluk topu sırtında taşıyan Seyit Onbaşı ve arkadaşlarının göstermiş olduğu kahramanlık dünya tarihinde milletlerin gösterebileceği bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale öyle bir ruhtur ki barutun ve çelikin, inanç ve imanın azim karşısına yenik düşmüştür. Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz 11 ilimizi etkileyen depremin yaralarını dün Çanakkale'de olduğu gibi bugün de cesaret, metanet ve özveriyle asrın dayanışmasını sergileyerek hep birlikte saracağız. Şehitlerimizin emaneti bu aziz vatanı dün olduğu gibi içte ve dışta her türlü şer odakları ve terör örgütlerine karşı büyük Türk milletinin muzaffer gücü, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere canımız pahasına koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.
Asil Türk milleti her daim olduğu gibi bu zor günlerde de aziz şehitlerimizle kahraman gazilerimizin aziz hatıralarını yaşatacak, gelecek nesillere aktararak canlı tutacaktır. Geçmiş ile gelecek arasında köprü olmaya her daim devam ederek yaşatacağız. Emanetleri emanetimiz, emanetleri şerefimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu kutsal vatan topraklarını bizlere armağan eden aziz şehitlerimiz ile ebediyet irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnetle anar, depremde vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilerim. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. ...18 Mart... ...Çanakkale şehitlerimiz... ...ruhları şad olsun... ...şeye... ...bütün milletimize bu inşallah acıyı yaşatmasın... ...ve de biz depremzedeyiz... ...vatanımız sağ olsun... ...her zaman için vatan için göreve hazırız... ...vatanımız için bölünmeli bütünlüğü sağlamak için... ...bütün canımızla, kanımızla her şeyimizi feda etmeye hazırız... ...şehitlerimizin ruhu şad olsun... Allah bir daha böyle bir acıyı da yaşatmasın, depremi de yaşatmasın. İnşallah birlik beraberlikle bu her şeyi aşacağız. Sadece birlik beraberlikle. Başka bir şekilde aşma şansımız yok yani. Onlar bu vatanı bize emanet etti. Biz de sahip çıkacağız artık. Gençlerimiz de aynı bu konuyu yani aynı bu şeyi devam ettirsinler yani. Yani bunları yani bilmeleri lazım. Bizim. Ve işte bunlara sahip çıkılacak. Çanakkale'ye herkesin bir gidip görmesini tavsiye ederim. Ben iki defa gittim. Herkes gitsin Çanakkale'yi görsün. Ümre'ye gidecekler bir de Çanakkale'ye gitsinler. Çanakkale Ümre kadar sevap. Şehitlerimiz vardı. Şehitlerimiz var şehitler. Var şehitler. Şimdi gene var şehitler. O zaman da vardı. Şehitleri bütün Allah kani kani rahmet eylesin. Gazilerimize sağlık sıhhat versin. Vatan millet için çalışsınlar işte. Vatan onlara kalıyor. Biz de diyelim vatana bekçi olun olacak. Vatan onlara emanet edilecek onlara. Onlar da vatanı korusun ne uğrayalım. Biz kocadık gayri gidiyoruz. Gençler geliyor. Peki Çanakkale'ye gidince nasıl bir hava alıyorsunuz? Kızım Çanakkale'ye gittim. Oranın havası da ayrı, teneffüsü de ayrı, yaşantısı da ayrı. O Çanakkale'ye girdim artık bir dünya değişiyor. Dünya değişiyor. Artık başka bir dünyaya giriyorum. O ne var öyle? Yani ilk girişi, ilk o Seyit Onbaşı'nın o heykelinin girişinde, ilk girişte sağda bir şehitlik var. O şehitliğe girip de gözü yaşarmayan adamı görmedim. Mutlaka gözü yaşarıyor orada. Orada girdim gözü yaşarıyor. Rum bayrağında gördüğüm, orada ölenleri de gördüğüm, hepsinin kabristanının şehitliklerini gördüm. O Cop Bayırı'nda ölen 57. alayı da gördüm. Yani öldüğü yeri gördüm. Alayı görmedim de. Öldüğü yeri. Silah atmadan düşmüşler oradan ölmüşler. 57. alay. 57. alayın askeri silah atmadan ölmüş orada. Çanakkale hiç geçilmez. Çanakkale'yi de hiç unutmayacaksın. Şimdiki vatandaşlarımız unutmakta. Mal masaları yiyip çarpmakta. Çanakkale'yi unutmamak için elinden geleni yapacaksın. Yurdun içinde, Türkiye'de yaşayıp da ben Çanakkale'ye gitmedim diyen vatandaş olmaz. Vatandaşa bir an yaşayacak, Seyit Onbaşı'nın mermisini koyduğu tüve görecek, 57. alayın olduğu yere bakacak. Maneviyatı kabaracak. Burada yatıp da Çanakkale nasıl dirsen, bu Çanakkale olmaz. Bu Çanakkale kutlanmaz. Ağzından çıkar gider. Memleket için Çanakkale'ne de sahip çıkacaksın. Yurduna da sahip çıkacaksın. Milletine de. Geçmişi olmayanın geleceği hiç olmaz. Geçmişine sahip çıkmıyorsan geleceğin rüsran. Benim askerliğim Tekirdağ'daydı 74'te. Kıbrıs çıkartmasından önce huduttan tehiris olduk biz. 74'te. O acıyı bir daha yaşatmasın ülkemize. Vatanımızı böldürtmesin. Bizim 33 yaşındaydı en genç arabası. Amerika'nın hurdalarına binerdik biz. Zincir atardık hep tabanlarına. Biz topçuyduk da ileri gözetleyeceydik. Piyadeler önümüzde giderdi. Atış komutları verirdik. Telli muhabereydim ben. O günleri yaşatmasın Allah'ım. Çanakkale'yi çok arz ediyorum da gidemedim.
tekrar. Gelibolu, Hayrabolu, Malkara, Keşan, Uzunköprü, Baba Eski, Lüleburgaz. Oraları hep gezdik biz. Nota Tatbikanı'nda hava indirimi yaptık. Devletimizin birliğini, beraberliğini bozdurmasın. Allah'ım kötüye fırsat vermesin. Çok 13,5 milyon insanımız etkilendi bugün. 253 şehit verdik meydanlarda. Ellerimizde çakı bıçağı yoktu. Bizim tek atar silahımız yoktu. Amerika'nın o atmaz silahlarını taşıdık biz hudutta. Allah'ım bizi ezen seslerimi dindirtmesin. İstiklal Marşı'nı kestirmesin. Bayrağımızı, sancağımızı, ülkemizi korusun yeter. Birliğimizi ve rahmetimizi ayırmasın. Ben 74 yaşındayım. Sizlere emanet edeceğiz biz bunu. Sağlıklı yaşam versin Allah'ım size. Bize, ülkemize deprem, sel afetleri vermesin. Hainlere fırsat vermesin. Başka ne diyeyim ben? Malul Gazi İbrahim Ay 20 yıldır verdiği hukuk mücadelesini kazandı ve gazilik madalyasını gururla taşıdığını söyledi. Türkiye Harp Malul Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Aksaray Şube Başkanı Malul Gazi Dede Mehmet Akbulut. Bugün anlamlı bir gün bizim için. Gazimiz 20 yıllık vermiş olduğu hukuk mücadelesini kazanarak Malul Gazi olmuştur. Kendisine dernek rozetimizde devletimizde 3 madalyasını dernek rozetimizi takdim ettik. Kendisinin özlük hakları hakkında bilgilendirme yaptık. Buradan bu vesileyle avukatımız, derneğimizin hukuk müşaviri Serpil Öztürk Hanım'a da ayrıca teşekkür ederiz ilgi alakalarından dolayı. Bu şekilde gazimize dediğimiz gibi dernek başkanı olarak bundan sonraki süreçte nasıl, ne gibi hakları var? Gazimiz bütün haklarını alacak. O şekilde aldı, mahkemesini kazandı inşallah. Bu gibi sıkıntılar var. Bunu biz dernek olarak gerek hukuk müşavirimiz gerek genel merkezimiz vasıtasıyla çözüme kavuşturuyoruz. Gazimiz de 20 yıl sonra hak ettiği madalyasını aldı. O da kendisi için büyük bir onur şeyidir. Gazimiz 2004 yılında 1. Komando Tugayı Zincirdere, Kayseri'de. Tabii onlar yazın operasyona giderler, kışın birliklerine dönüş yaparlar. Eğitim esnasında petlonton sahasında yüksekten düşerek yaralanıyor. O şekilde işte hastaneye sevk ediliyor ama gazilik verilmiyor. Sonradan dizinde şişmeler meydana geliyor. Daha sonrasından işte dediğimiz gibi sonrasında dava açılarak o şekilde işte hastaneden raporunu aldı. Gazilik raporunu. Bu şekilde gazi oldu. Gazimiz bütün haklarından faydalanacak. Gazimizin kimlik kartını şey yaptık, başvurusunu yaptık. Gelecek inşallah. Onunla ilgili başvuruda bulunduk. Aynı zamanda gazimize silahlı kuvvetlerimizin göndermiş olduğu Devlet Övünç Madalyası, Cumhurbaşkanımızın tevzi ettiği, Sayın Valimiz onu takacak. O şekilde o da buna benzer bir sürü haklardan faydalanacak kendisi. Gazimiz bu madalyasını büyük bir onurla göğsünde taşıyacak. Malul Gazi İbrahim Ay, 2003-2004 esnasında 1. Komando Tugayı Kayseri'de görev yapıyordum. Tabii ki dış görevlerim vardı. 6 ay Kuzey Irak görevi yaptım. Kuzey Irak'tan dönüş esnasında, spor faaliyeti esnasında yüksekten düşerek sağ bacağımdan sakatlandım. Hastaneye sevk edildim. Hastane o anda gazilik vermedi. Ama terhis verdiler. 20 yıllık hukuk mücadelesiyle gaziliğimi almış bulunmaktayım. Büyük bir onur, gururun içindeyim. Başkanımız sağ olsun madalyamızı taktı. Bu sevinç anlatılacak bir sevinç değil. Vatan millet için her zaman, her daim bu yolda, bu durumumuzla bile gözümüzü kırpmadan her yere gideceğimize inanıyorum. Bütün gazi ve şehitlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Allah rahmet eylesin. 18 Mart Çanakkale şehitlerimizde minnetle anıyorum. Aksaray Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Koçak, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde şehitlerimizi minnetle anıyoruz dedi. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü, şehitlerimizi anma günü.
Bugün neler yaptınız, neler söylemek istersiniz? Evet, bugün 18 Mart Şehitler Haftası. Bugün tören icra ettik. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'ımızda da şehitliğimizi ziyaret ettik. Protokolle, aziz şehitlerimizin kıymetli emanetleriyle, gazilerimizle beraber şehitliğimizde bize düşen görevimizi yaptık. Aziz şehitlerimizi ziyaret ettik, kabirlerini ziyaret ettik, dualar okundu. Törenimiz sona erdi. Ben bu vesileyle tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Geride kalan ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Evet, 18 Mart Şehitleri Haftası dolayısıyla aziz şehitlerimizi biz daha anmış olduk. Çanakkale geçilmez dediler, Çanakkale'ye geçtiler. O aziz şehitlerimiz bize bu cennet vatanı hediye ettiler. Dediler ki biz bundan sonra görevimizi canımızla feda ettik. Bundan sonra size emanet bu cennet vatan. Bu cennet vatanımızda rahat yaşayabilmemiz için, huzurlu yaşayabilmemiz için, mutlu yaşayabilmemiz için onlara çok minnettarız, minnet borçluyuz. O şehitlerimize, o kahramanlarımıza. Şimdi 57. alay tamamen o Çanakkale'de tamamı yok oldu, tamamı şehit oldu. Onlar orada koşarken aslında dediler ki emanetlere, bak size bu vatanı biz Allah için şehit olduk. Şehitlerin de geride bıraktığı emanetlere şöyle bir güzelliği var Allah tarafından. Mahşer gününde şehitlerimiz, hadi Allah'ım şehitlerimiz girin cennete dediğinde aziz şehitlerimiz cennete girmeyecekler. Bunlar hadis, ayet de var bu konuda. Benim annem orada günahkar ise onu da alıp gireceğim. Babam da orada günahkar ise al babanı da. İşte şimdi 70 kişi şefaat olayı var ya, buradan kaynaklanan bir şey. Şimdi şehit ailelerimiz bu konuda acı olmakla beraber onurlu, gururlu ve şanslı. İşte geçen depremde olduğu gibi 50 bine yakın insanımız vefat etti. Onlar da şehit sevabı alıyor. Depremde vefat edenler de Rabbim öyle diyor. Onlar da şehit sevabı alıyor. Yani bizler Türk milleti o kadar şanslıyız ki, bazen ahirette o kadar şanslıyız ki. Burada aziz şehitlerimize ne kadar dua etsek, ne Kur'an okusak, ne yapsak azdır. Rabbim şunu diyor biliyor musunuz? Al sevdiklerini gir cennetime. Allah nasip eder de izin verirse öyle diyecek şehitlere de, orada cennette bir köşk. O yüzden diyorum ki şehit ailelerime, şehit yakınlarıma ne olur dik olalım. Böyle kendimize güven, şehit ailesisin. Kimseye el avuç açmayalım. Düzgün olalım. Biz şehitlerimizi mezarında ters döndürmeyelim. O şehitlerimizin yüzünü kara çıkartmayalım ne olur. Onları mezarında rahat yatıralım. Menfaat için, çıkar için şehitlerimizi kullanmayalım. Bütün şehit ailelerime sesleniyorum. Ne olur dikkat edin. Eşlere sesleniyorum. Şehit çocuklarına sesleniyorum. Eşler dul kaldı. Onlar 20 yaşında. Onların ahvali bir değişik. Çocuklar babasız büyüdü. Şehit çocuklar, onlar bir değişik. Babalar, anneler evlatlarını kaybettiler. Onların acısı daha bir değişik. Rabbim tüm acıyı unutturacak inşallah. Orada bize şefaat izni verdiğinde Rabbim şehitlerimize, biz orada göreceğiz bunun mükafatını diyorum. Tekrar Çanakkale gibi böyle çok şehitler vermeyelim. Vatanımız sağ olsun, bayrağımız sağ olsun. Bir de deprem bölgesinde biraz önce de bahsettiğim gibi onlar da şehit sevabı alıyor. Ona da Rabbimden rahmet diliyorum. Bir daha Rabbim böyle bir afet yaşatmasın. Bir daha böyle sıkıntılara düşmeyelim. Afetlerden Rabbim korusun hepimizi. Şehit ailelerimizi ziyaret, şeyde birleşiyoruz zaten şehitlikte. Görüşüyoruz. Biz devamlı şehit ailelerimle hemhal oluyoruz, görüşüyoruz. Bir gün ziyarete gelen MHP heyeti geldiler, teşekkür ediyoruz. Jandarmamız geldi, polisimiz geldi. Bizim mekanımızı aileler ziyaret edildi. 18 Mart'tan önce bu aileler ziyaret edilir. Bir gün de nasip olursa saat 3 gibi AK Parti heyetinden gelen siyasiler geliyorlar. 18 Mart'la ilgili derneğimizi, şahsımızı ziyaret ediyorlar. Bu vesileyle dedim ya, vatan hepimizin vatanı, bayrak hepimizin bayrağı, şehit hepimizin.
Onların emanetine saygı duymak hepimizin asli bir görevi. Bize hiç kimseye lüks değil. O yüzden kim üstüne ne düşüyorsa şehitle ilgili, vatan bayrakla ilgili yapmalı. Bu vesileyle de aziz hatıralarına sahip çıkmak zorundayız. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Biz de Eşmekaya beldesi halkına yaklaşan seçimleri sorduk. İşte aldığımız cevaplar. Medal Özkara. Seçim hakkında görüşleriniz nelerdir? Vallahi tek lider Tayyip Erdoğan. Başkasını tanımıyoruz. Peki milletvekili adayları hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbirini tanımıyoruz. Biz sadece Tayyip'i biliyoruz. Görmedik de kim olduğunu da bilmiyoruz. İsimlerini de bilmiyoruz. 5 senede de gelmediler. Biz sadece reisi biliyoruz. Reisin gösterdiğine mecbur biliyoruz. İşin doğrusu yani vekillerle bizim işimiz yok. Zaten biz onlar tanımaz, onlar biz tanımaz. Burada kimse vekili bilmez. He. Erdoğan kimi çıkarsa? Adam kimi çıkarsa ona biliyoruz. Destekliyoruz. Yani bir önceliğimiz yok. Bilmiyoruz zaten kim olduklarını. Biz de aynı AK Partiliyiz. İsim soyisim nedir? Musa Özkara. Seçim hakkında neler düşünüyorsunuz? Vallahi Erdoğan alsın istiyoruz, bilmiyoruz yani. Peki milletvekilleri adayları hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi tanımıyoruz adamın dediği gibi yani. Bilmiyoruz kim olduğunu. Peki Eşmekaya Belediyesi memnun musunuz? Reis de memnunuz. Adam çalıştı, güzel, iyi. Soyisim nedir? Mustafa Daşkara. Seçim hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi neyse reisimiz kimidir ona atacağız biz. Belediye başkanımız. Yanlış anlama, reistirken Tayyip'e değil yani. Belediye başkanı İsmail Güneş nereye atındı biz oraya atacağız. Adam kasabada doğalgaz yaktı. Başka yapacağımız bir şey yok yani. Sizlere hükümet için bir şey konuşmuyoruz. Kararsızız. Ama başkanımız nereye gösterir? Çünkü şu adam memuruz. İki ot idare ediyor köyümüz yani. Ama şunlar var ya etrafında bununla karıştırıyorlar. Bunlar da inşallah iyi adam olacaklar ya. Yani. İşte şunlar karıştırıyor, şunlar var ya, ortalığı karıştırıyor bunlar. Ya diyorsun başkan iyi, şu elinde tutan şu, bunlar ortalığı karıştırıyor. Peki Cumhurbaşkanlığı seçiminde görüşünüz nedir? Görüşümüz tabi vereceğiz. Ben böyle konuşurum. Yani. Ben doğru konuşurum. Yalan söylemeyeyim. İnşallah hangi sahilisi olsun memleketimizde. Önemli olan bu. Ama şu anda görüşte de Tayyip'e vereceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde... Yine AK Parti. Niye diyeceğim? Ondan başka yok yönetecek. Öbürlerinin eline geçse vatanı satarlar. O yüzden istemiyoruz yani. Bundan memnunuz. Allah başımızdan almasın yalnızca. Bu Tayyip'i almasın. Memnunuz yani. Öbürler vatan haini. Valla Cumhurbaşkanı seçimi hakkında şöyle düşünüyorum ben. Şimdi ben AK Partiliyim. Yalnız bu sefer AK Parti alamaz. Çünkü Millet İttifakı biraz farklı alır. 49'a kalır onun ikisi de. Bunu böyle bilmek lazım. Bu da böyle olacak ya. Şimdi ben ufak bir çiftçiyim, büyük çiftçi değilim. Oradan başlayayım ben. Ben herkes kendi derdini anlatsın. Seçim geldi de kime oy vereceğiz? Gelecek adam ne yapacak? Bu çiftçiyi dinlendirecek mi? İşte bu adam çiftçi. Bu adam çiftçiydi, bitti. Şuradalar tüm çiftçi. Bak millet tüm yağmur yağdı, gübresini attım. Ben şahsen ben kendim atamadım. Gübre 10 gün önce 10 liraydı. Şimdi 11 lira, 11.500 lira olmuş üre gübresi. 14-15 bin lira DAP. Hani bunlar ineceğiydi. Yani siz seçim geliyor diyorsunuz da. Kime geliyor? Kim yararlanacak? Kime ne yapacak? Bana göre kimseye bir şey yapmadı. Yapamayacaklar da. Yani biz burada siyasi mi konuşalım? Şimdi biz bu adama oy vermeyeceğiz. Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceğiz. Yani ben öyle görüyorum. Şu pazarda kimse konuşamıyor. Verecekler de var canım. Tabii biz vermeyiz. Sen de kendi adına konuş canım. Sen de vereceğim de. Biz vermeyeceğiz. Biz vermeyeceğiz. Siz biz de sonuna kadar Kılıçdaroğlu'nun yanındayız. Biz de Millet İttifakı'nın sonuna kadar yanındayız. Biz kökten MHP'liyiz. Şu anda İYİ Parti'nin belde başkanıyım ben. Ama bu adam memleketi bitirdi. Bunlar başımızdan gitsin de kim gelirse gelsin. Biz ona rağmen. Kim gel? Bu ne? AK Parti başımızdan gitsin bu milletin. Bu millet bitti. Başka diyeceğim yok. Biz Tayyip Erdoğan'dan başka lider göremiyoruz yani. Altılı masa dağıldı zaten. Belli o PKK ile işbirliği yapıyor. Biz de ona oy veremeyiz yani. Kusura bakmasın. O
Onlar vatan hainliğinden başka bir şey değil yani. Biz Tayyip Erdoğan'a vereceğiz. Tayyip Erdoğan'dan başka lideri göremiyoruz yani. Dur. Kim vatan haini? Tayyip Erdoğan'dan başka lider göremiyoruz bir dakika. Aksaray Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Profesör Doktor Mülayip Bilgin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep Nurdağ'ında çevre kirliliği ve olası salgın hastalıkların önüne geçmek için valilik davetiyle deprem bölgesinde çalışmalarda bulunduğunu söyledi. Profesör Doktor Mülayip Bilgin, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim. Biz bölümdeki arkadaşlarla beraber 3 arkadaş, 3 hocamız Gaziantep Nurdağ'ına görevlendirildik atık yönetim çalışmaları dolayısıyla. Oradaki kurulan konteyner kentler ve çadır kentlerin atık yönetimiyle ilgili çalışmaların akademik gözle incelenmesi için Sayın Valimiz davet etti bizi. Atık yönetimi tabii ki önemli, deprem oldu. Moloz atıkları başka bir konu tabii ki. Biz onunla ilgilenmedik şu aşamada ama hem konteyner kentte hem de çadır kentlerde yaşayan insanların doğal olarak beslenmeleri devam ettiği için, tüketim devam ettiği için atıklar da çıkıyor. Atıklar çıkınca bunların yönetilmesi gerekiyor. Hem hijyen açısından hem çevre sağlığı açısından kontrol altında tutulmaları gerekiyor. Bunu da hem Büyükşehir Belediyesi hem koordinatör valilik vasıtasıyla gayet düzenli bir şekilde yapıldığını tespit ettik. Gerekli konteynerların, hijyen malzemelerinin, ilaçlamaların düzenli şekilde yapıldığını gördük. Gaziantep Nurdağ özelinde söyleyecek olursak atık yönetimi konusunda gayet başarılı çalışmalar yapıldığını yerinde tespit etmiş olduk. Şimdi tabii birçok bulaşıcı hastalık beklenebiliyor böyle büyük afetlerden sonra. Büyük afetler, savaş vesaire bu tür olaylardan sonra salgın hastalık riski mutlaka vardır. Çünkü normal bir yaşam yok. Yani şimdi normal evlerinden çadır kentlere geçti vatandaşlar. Yaşam şekilleri değişti, tüketim alışkanlıkları değişti. Dolayısıyla atık kompozisyonları da değişti. Yani tükettiği atıklar da değişti. Neler değişti? Evine kendisi bir şeyler alıp belki atıklar üretiyordu ama şimdi gelen yardımlarla ya da oradaki verilen yemek hizmetiyle vesaire o tür şeylerle belirli atıklar artık çıkıyor. Özellikle su konusunda da pet şişeler çok fazla yardım olarak gitti tabii ki. Hala da devam ediyor. Bunların yönetimi de önemli. Geri dönüşümlü atık ya da ambalaj atığı dediğimiz atıklar da oldukça fazla çıkıyor. Organik atıklar düzenli bir şekilde toplanıyordu. Konteyner sayısı önemli. Tabii bu atık miktarı konteyner kent veya çadır kentte yaşayan insan sayısına bağlı olarak konuluyor. Bunların da gayet yeterli olduğunu görmüştük. Eğer bunları düzgün yapmazsanız, gelişi güzel atarsanız caddelere, sokaklara, yollara vesaire ya da insanlara temas edecek şekilde bırakırsanız tabii ki birçok salgın hastalığa sebebiyet verebilir. Salgında başka bir afete yol açabilir. O yüzden hem ilaçlama, hem hijyen, hem atık yönetimi çok önemli. Aksaray'da depremden sonra ağır hasarlı olduğu tespit edilen Saatçioğlu Camisi belediye ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleştirildi. Asrın felaketi olarak adlandırılan ve 11 ile etkileyen depremler sonrasında binalarda hasar tespit çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Aksaray'da Atatürk Bulvarı, 1103. Sokak girişi, Kılıç Arslan Parkı karşısında bulunan Saatçioğlu Camisi, cami cemaatinin ihbarı üzerine belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası caminin ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Thank you.
hasar tespitinin ardından Saatçioğlu Camisi ibadete kapatıldı. İbadete kapatılan caminin bugün sabah saatlerinde yıkımı belediye ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi. Aksaray'da şarampole devrilen deterjan yüklü tırın kabininde sıkışan sürücü Sadun Alpkan, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Aksaray'da şarampole devrilen deterjan yüklü tırın kabininde sıkışan sürücü Sadun Alpkan, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Kaza Aksaray, Adana Karayolu'nun 40. kilometresinde meydana geldi. Sadun Alpkan'ın kontrolünü yitirdiği 27 Edirne Adana Diyarbakır 741 plakalı deterjan yüklü tır şarampole devrildi. Yaralanan Alpkan, hurdaya dönen kabinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbariyle kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Alpkan, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Alpkan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Yeniden Refah Partisi Niğde Milletvekili aday adayı Taner Gümüş aday adayı olduğunu açıkladı. Yeniden Refah Partimizi biliyorsunuz kuruluşundan bu yana 4 yıldır Niğde'de canla başla mücadele ediyoruz. Bunun için de seçimde biz de varız dedik. Genel başkanımızın biliyorsunuz ittifak mevzular var, bir haftadır görüşülüyor. Onun hakkında da kamuoyuna bilgi verin. Genel başkanımız rakamla veyahut da makamla ilgili bir talepleri olmamıştır. 30 tane milletimizi ilgilendiren maddelerden bir beyanname hazırlamıştır. Umarız ki ilerleyen süreçte genel başkanımız ittifakla ilgili kararını açıklayacaktır. Şu anda da kendisi MYK toplantısındadır. Bu süreçte de görmüş olduk ki Yeniden Refah Partisi makam, rakam değil, sadece milletini düşünen bir partidir. İnanıyorum ki Niğde'mizden de çıkartacağımız milletvekilleri bu düsturla çalışacaktır. Taner Gümüş kardeşimiz de bunca zamandır Yeniden Refah Partisi'ne emek vermiş, Niğde'nin sevilen sayılan esnaflarındandır. Kendisi de bize aday adaylığı için başvurmuştur. İnşallah bugün de aday adaylığı başvurusunu kabul etmiş olacağız. Saygılarımla. İl Başkanım, kıymetli İl Başkan Yardımcılarım, değerli basın mensupları. Bu zorlu yarışta yanımda olacak, bana ve ülkesine her şartta sahip çıkacak tüm dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle geçtiğimiz günlerde ülkemizde yaşanan büyük deprem ve sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, şu anda tedavisi devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Amin. Ben Taner Gümüş, 1985 yılında Niğde'de doğdum. Eğitim hayatımı Niğde'de tamamladım. Şu anda Niğde Özel Gümüş Sürücü Kursu'nda yönetim kurulu başkanlığı yapmaktayım. Bugüne kadar çeşitli kademelerde görev almaktan gurur duyduğum Yeniden Refah Partisi 28. dönem Niğde Milletvekilliği aday adaylığına başvurmaktayım. Sizlerin de inşallah desteğiyle biz bu süreci alnımızın akıyla tamamlayacağız. Niğde'ye ve bu güzel ülkemize el ele hep birlikte sahip çıkacağımızı haykırmak üzere bir araya geldik. Tarihimizin en önemli seçimlerinden birine adım adım yaklaşmaktayız. Bili-
biliyoruz ki bu seçim ülkemizin hem bugünü hem de yarını için büyük bir önem arz ediyor. Bilgimle, tecrübemle, çalışkanlığımla ve dürüstlüğümle bu göreve talibim ve hazırım. Yaklaşan seçimlerde vatandaşın milletvekillerinden beklentisi neler? Ekibimiz Nide'de sizler için sordu. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine 2 aydan az bir süre kaldı. Nide'de de adaylar sahaya inmeye başladı. Valla beklentilerimiz yani bir gittiler mi buraya yani boş bırakıyorlar. Yani emin ol yani imci yani evet yani imci milletvekilleri yani kendi ciplerini dolduruyorlar işin gerçeği. Halkı unutuyorlar. Hangisi olursa olsun. Kimi aday sessiz sedasız sosyal medya hesaplarından, kimi aday da miting havasında aday adaylığını açıkladı. Milletin mesela abla şu eski terminalin karşısını boyadılar, ettiler eski diye. Şimdi gördük depremde ne olduğunu. Hepsini yıktılar. Oraya verecekleri masrafları mesela deprem bölgesine verebilirlerdi. Mesela oy yapacaklar. O için toplanan parayı deprem bölgesine yollayabilirler. Yani deprem bölgesi için bir şey yapsınlar abla. Bizim iş yerinin orayı mesela şey yaptılar, boyadılar, bir şey yaptılar. Yani bizim için bir fark yok. Eski kalsın ama oradaki adamlar evsiz kalıyor. Yani bizim için burada gösterişe gerek yok bence. Recep Tayyip Erdoğan 2012 seçiminde şey dedi. Memlekette bir koltukta uzun süre kimse kalamaz diyor. Ama kaç seneden beri adam aynı koltukta duruyor. Bir desin artık bence. Adamlar da bir denesin ne olup ne olacağını. Şimdiye kadar AK Parti 28, CHP 15, MHP 5, İYİ Parti 6, Yeniden Refah Partisi bir aday olmak kaydıyla başvurularını yaptılar. Vatana millete hayırlı olsun diyor ama hiç vatana millete hayırlı olan yok. Herkes kendini düşünüyor bu devirde. Zengin her zaman zengin, fakir her zaman yerinde sayan bir yer. Vallahi yani benim mecbur olarak kafam çalışmaz. Ne bekleyeyim ben yani, ben çobanım zaten. Dağda geze geze anamı ağlamış. Herkes tutuyor, 7000 sülalesi sağlıktan faydalanıyor. Biz emekliler de bir gözlük almak için 40 derde 40 su getiriyoruz. En basiti bu. Onun için bu parlamenter oraya karşı yıkılacak. Lokantada et yemeği yiyorlar 10 liraya, biz yiyoruz 100 liraya. Var mı böyle bir adalet? Var mı böyle bir dünya? Her şey parlamenter arası. Benim vekilim, asıl benim vekil. Yesin, içsin, ucuz şeysin, sekreter dursun, telefonlar ödenmesin, parası devlet ödesin. Ne güzel şey, öyle bir dünya yok. Milletvekili adaylarından beklentiniz nedir? Ben kimseden bir şey beklemiyorum abla. Başım milletvekilini bey. Tabii ki temayüller yapılacak, ön seçim yapılacak ve adaylar belirlenecek. Peki şu anki tabloya bakarsak Nide kaç milletvekili adayı çıkarır soralım. 3. AK Parti'den çıkartırlar gibi geliyor bana da. Çünkü bu başka çıkmaz buradan ya. Vallahi AK Parti'nin 2 benimce biri de ya CHP ya MHP. MHP'de zor. Çünkü ikiye bölündü. Tahminim yine CHP. Temennimiz AK Parti olmaz. İnşallah. Birisinde İyi Parti çıkar. Ülke kurtulsun ya tabii ya. Ülke kurtulsun bir şekilde. Teşekkür ederim. Ben de çıkarım. 3 tane çıkar herhalde. Hangi partiden? Valla ben kararsızım. Toplamda 30 çıkar muhtemelen. 30 tane diyorsun. Evet. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti çıkartabilir, Deva Partisi çıkartabilir. Milletvekili adaylarından beklentiniz nelerdir? Aman ne bileyim, sen yaşını yapan mı var da? Yapmıyorlarmış. Hiç kimse bir şey yaptığı yok. Cem Kayhan 28. dönem AK Parti milletvekili aday adayım dedi. Evet Sayın Kayhan, öncelikle hoş geldiniz diyoruz efendim. Sağ olun. 28. dönem AK Parti Nide milletvekili aday adayısınız. Evet. Öncelikle sizi yakından tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Cem Kayhan, 1982 Nide merkez doğumluyum. Bu toprakların öz evladıyım. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisans, doktora tüm eğitimimi burada tamamladım. Öğretmenlik, idarecilik yaptım. Sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalıştım. Üç Vakfın il başkanlığını yapıyorum ve
Şu anda kardelenlerimizi yetiştirmeye devam ediyoruz. İnşallah 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinde NİDE'mizden, memleketimizden, kendi öz toprağımızdan AK Parti milletvekili adayı olarak yola çıktık. Allah bizi çıktığımız bu yolda mahcup etmesin. İnşallah bizim memleketimize hayırlı bir şekilde muvaffak etsin diyorum. Evet. Hocam şöyle CV'nize de bir göz attığımızda birçok başarı belgesine, birçok ödül sertifikaya rastladık. Bunun hakkında ne söylemek istersiniz? Ben kendimi yetiştirebilmek, geliştirebilmek, deneyim, tecrübe sahibi olabilmek, yani donanım sahibi olarak bunu kardelenlere aktarabilmek amacıyla yaptım ve bu uğurda sürekli çalışmaya devam ettim. Yetiştirdiğimiz öğrencilere de bunları aşıladık. 200'e yakın sertifika, kurs, belge, artı hizmet içi, uzaktan, yüz yüze ve bir sürü özel kuruluştan belgeler, kurslar aldık. Bunları mesleğimizde kendimizi yetiştirebilmek için yaptık ve hala da devam ediyoruz. Evet. 28. dönem AK Parti NİDE milletvekili aday adayısınız. Şunu da sormak istiyorum. Sizin gözünüzde bir milletvekili nasıl olmalı? Çok güzel. Benim hep hayalini kurduğum milletvekili Cumhurbaşkanımızın sürekli işaret ettiği gibi vatanını, milletini, bayrağını, memleketini seven, bu davaya sahip çıkan, koltuk için değil, hizmet için çalışan, çabalayan, halkla iç içe olan, onların sorunlarıyla hemhal olan ve bunu en iyi şekilde yapabilmek için fedakarca çalışan insan demektir. Ben bunu yapacağıma inanıyorum. Çünkü aynı zamanda girişken, aktif, faal, çalışkan da olmalı bir milletvekili. İnşallah bunu yaparak NİDE'mizi layık olduğu yerlere taşıyacağımıza inanıyorum. Evet, son olarak sizi izleyen vatandaşlarımıza ne söylemek istersiniz? 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği seçimlerinde AK Parti'den adayım. Vatandaşlarımıza hizmet için yola çıktık. Bir eğitimci ve gazi çocuğu olarak şunu söylemek istiyorum. Ver yetkiyi, gör etkiyi derler ya. Amacımız memleketimize, toprağımıza sahip çıkmak ve burayı yüceltebilmek için her türlü fedakarlığı aşkla, şevkle, azim ve kararlılıkla yapmaktır. Bu vesileyle seçimlerimizin vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, Cumhur İttifakımıza ve tüm mazlum milletlere hayırlı olmasını diliyor. Hepinize sevgi, saygı, minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer köydeki ahırlarda hayvan yetiştiricileri ile görüşerek hayvancılıktaki sorunların devam etmesi halinde et ve süt sorununun artarak devam edeceğine değindi. Hayvancılık yapanlar büyük başta da küçük başta da sorunlar yaşıyorlar. Obur köyümüze geldik. Koyunlarımız artık kuzulayıyor, yavruları var ama desteklerini alamadığı için şikayetçi. Destekleriniz 2023 yılına ait mi? 2022 yılının desteklerini alamadınız mı? Yok, almadım. Ve bakanım hep destekleri vermiş. Almadım, vallahi almadım. Kaç tane senin boyun var? Benim şu anda bir sarım anlaş. Peki bunlar için müracaatta bulundun. Destek bekliyorum, destek gelmedi. Liste geldi, para yok. Para yok, içeride bakıyorum. Peki yemler falan nasıl, fiyatlar nasıl? Yemler yumuşak, 400 lira aldım. 384 lira var. Alamıyoruz, 24 lira falan var. Bu sanayi yemi dediğimiz yemi diyor. Evet, kesin evet. Yemi. Peki diğer bunlara ne yemi veriyorsunuz? Halka veriyoruz, arpa veriyoruz. Onları nasıl yapıyorsunuz? Alabiliyor musun? Ne alıyoruz? Para yok. Bir de canlı veriyoruz. Peki şu an hayvancılık yapıp para kazanıyor musun? Yok, para kazanmıyorum. Ne sanatları topluyorlar? Ya hayvancılık yapıyor. Bizlikte bahuruna yok. Bahurun gömünü falan yatıramam mı? Yok, yatıramam yok. Emekli de olamadım. Olamadım. Şu anda alıyor gitti. Yani bu mağdurluk bitti mi diyorlar? Bitti. Hani gitti. Büyükbaş hayvan olan sorunlu. Küçükbaş hayvan olan sorunlu. Hayır bakayım bu ne diyor? Bu bana gelişiyor. Diyor. Bu malı satacağım diyor. Ben boşlayacağım. Bittim diyor. Çok sorunlu. Vekilim çok sorunlu. Yani hayvancılık bırakmayın mı? Ben hediye yapıyorum. Kaç yıldır yapıyordun? Ben bunu ya. Ne dedin bu yana yapıyorsun? Evet, artık yapacak hali kalmadı. Yem fiyatları artıyor. Evet. Fiyatları arttıkça senin giderlerin artıyor. Ahır giderlerin var. Evet. İlaç ne veriyorsunuz? İlaç hepsini vuruyoruz.
Ortada mı nereden geldik? Yel divanıyoruz, senet sanıyoruz, uçak açlanıyoruz, her şey alıyoruz. Aşılamaları yaptırıyorsun. Yaptırıyoruz. Kendiniz yapıyoruz. Kendiniz yapıyoruz. Kendiniz yapıyoruz. Yani sen kendi hayvanın doktoru da oldun. Oldu. Ekonomik karşılığınız olduğu için bu şimdi dışarıdan geçenler getiremiyor Sayın Vekilim. Ekonomik karşılığınız var şu anda. Abi, bu alan benim abim olur, en büyük. Bizim benim biraderler 9 kardeşiz. En büyük birader bu. 60 kaç yaşında vallahi emekli de yok. Bir tane bahuru da yok. Varıp geliyor, bahuru da yok. Meraya çıkarabiliyor mu? Mera var mı? Var, koymuyor mu? Mera var. Oturuyor. Burak gitti. Burak gitti, yağmur. Osta ya. Direkt olarak yem vermek zorundayız. Hayranlı oluklar da boş ama doğru yem de yok herhalde. Evet. Bursana. Hani yemle yana aklıma çok pahalı bir şey. Çok pahalı. Neşke alamadım bir dakika. Hayır bekleyin nasıl yapıyorum? Ben işte bu da benim yerim. Liste geldi. Üçer adım. Bir şey önce desteklemeyle ilgili liste gelmiş. Ama paralar hala yatırılmamış. Evet. 2022 yılına ait küçükbaş hayvan desteklemeleriyle ilgili listede adı var. Para miktarı belli ama 3 aydır parasını alamamış. Öyle olunca yem almakta zorlanıyor. Çünkü sürekli yem fiyatları artıyor. Evet. Yem fiyatı artıyor, hayvan fiyatı aynı oranda artmıyor. Hani Türkiye'de et fiyatı arttı diyorlar ya, evet. Oradan üretici, para, besici para kazanamıyor. Besiciye bu paralar gelmiyor. Onun için de hayvancılığı bırakacağım diyor. Böyle giderse büyükbaş hayvancılıkta, küçükbaş hayvancılıkta sorunlar devam ederse ülkenin et ve süt sorunu artar. Yalnız sen bunları şimdi kurbanda satacaksın değil mi? Ya, ne yapalım? Bakalım, ne yapalım? Hayvancılık yapanların mağduriyeti her geçen gün artıyor, sorunlar katlıyor. Bu anlamda köylerimizdeki hayvanını satan ne yapacak? Buradan göç edip gidiyor. Kırsal boşalıyor. Kırsalda hayvancılık yapanların yaş ortalaması da yüksek. Onun için hayvancılığı desteklemek ve söylenen sözleri de yerine getirmek lazım. Şimdi sırada hava durumu var. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenimizle karşınızdaydık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kampüs dinlenme tesislerinde cennetten bir köşe. Yeşilköy Et Mangal'da serpme kahvaltı keyfi sizlerle. Çeşit çeşit kahvaltılıklar, doğal ürünler ve yanı başınızda demlenen çaya doğanın huzuru eşlik ediyor. Kahvaltının ardından kahveler bizden, bol neşeli keyifli sohbetler sizden. Kampüs dinlenme tesisleri Yeşilköy Et Mangal.